Merhaba sayın seyirciler, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Bugün itibariyle baktığımızda tabii ki Almanya'da dün alınan kararlardan dolayı olumlu ve umutlu bir hava var. Dün biliyorsunuz eyalet başbakanlarıyla Angela Merkel bir araya gelmişti. Ve bugüne kadarki uygulamaları, en azından kısıtlamaların yumuşatılmasına karar verilmişti. Asıl yetkiyi de eyaletlere verilmişti. Yani eyaletler bundan sonra dükkanların açılması, okulların açılması, kreşlerin açılması konusundaki uygulamaları yavaş yavaş hayata geçirecek ve pandemi ile birlikte yeni hijyen kurallarını belirleyecek ve hayat oralarda özellikle giderek normalleşecek. Bu konuda bir tek önemli kriter belirlenmişti. Bu kriter de özellikle 100 bin kişiye en fazla 50 kişinin pandemiye yakalanabileceği, yani koronavirüse yakalanabileceği ifade edilmişti. Eğer bu kriter aşılırsa bu aşılmanın gerçekleşmiş olduğu yerlerde yoğun güvenlik önlemleri alınacak ve pandemiyle mücadele tekrardan gündeme gelecek. Ama ülke genelinde yeniden uygulamalar devam edecek. Dolayısıyla 100 bine 50 kriteri bundan sonra Almanya'da pandemiyle mücadele konusunda önemli bir kriter olmaya devam edecek. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren lokantaların açılması, otellerin açılması konusunda düzenlemeler eyaletler tarafından hayata geçirilecek. Bu konuda gelen epey soru var ama bu konudaki uygulamaların asıl olarak eyaletler tarafından belirlendiğini söylememiz gerekiyor. Eyaletlerde aşama aşama, hepsi bir anda değil ama aşama aşama yapılacak olan düzenlemeleri duyuracaklar ve ona göre de özellikle lokantaların açılmasını yol açacaklar. Çok fazla aceleci olmak gerekmiyor ama yaza doğru özellikle koronavirüsünün yakalandığı insan sayısının az olduğu, ölüm oranlarının düşük olduğu Doğu Almanya'daki eyaletlerde, Kuzey Almanya'daki eyaletlerde kısmen daha fazla hızlı adım atılabilir diye düşünüyoruz. Ama diğer eyaletlerde de yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidilecek. Tabii ki normalleşmeye doğru önemli adımlar atılırken Almanya tabii ki koronavirüsü yenme, koronavirüsle mücadelede önemli bir başarıyı elde ettiğini söylememiz lazım. Bugünkü Alman gazetelerin çoğunda da aslında bu öne çıkıyor. Bir taraftan Merkel'in ve hükümetin önemli süreci iyi yönettiği değerlendirmesi yapılıyor. Diğer taraftan ise tabii ki bu süreçte özellikle hazırlanan paketlerin, tasarruf pandemiyle mücadele paketlerinin, kısa çalışmanın sonrasının ne olacağı da bugünden tartışılmaya başladı. Bugün gazete başlıklarına baktığımızda örneğin Bild gazetesi korona önlemleri konusunda sinir savaşı diye manşete çıkarmış. Dünkü toplantıda Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında adeta bir sinir savaşı yaşadığını ama sonuçta eyalet başbakanlarının dediğini yaptırdığını yazıyor Bild gazetesi. Çünkü bu eyaletlerin bir kısmı zaten günler öncesinde özellikle dükkanların açılması, restoranların ve otellerin açılması konusunda çağrıda bulunuyorlardı. Ve bu konuda başbakana bir plan sunacaklarını söylüyorlardı. Keza benzer şekilde eğitim alanında da Merkel'in geri adım attığını yazıyor Bild gazetesi. Ama sonuçta baktığımızda özellikle Bundesliga maçlarının başlatılması konusunda da toplantıda bir tartışmanın olduğunu yazıyor Bild gazetesi ve bu konuda da başbakanın geri adım attığını yazıyor. Daha önce biliyorsunuz bir hafta içerisinde Mayıs ayının ortasında Bundesliga maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Her ne kadar bazı takımlarda, futbolcularda koronavirüs testi pozitif çıksa da bu maçlar devam edecek. Yine özellikle açık havada futbol antrenmanları da yapılmaya başlanacak. Ama bu konuda da önümüzdeki hafta pazartesi beklemek gerekiyor. Her kulübün kendi taraftarlarına, oyuncularına bir bildirimde bulunması gerekiyor. Bugün özellikle Almanya'nın önemli gazeteleri Die Welt, Süddeutsche Zeitung ve FAZ, yani Frankfurter Allgemeine Zeitung gazeteleri biraz cesareti öne çıkarmışlar manşetlerinde. Örneğin Die Welt gazetesi cesaretli bir yolda gidiyoruz diye ifade etmiş.
Frankfurter Allgemeine Zeitung'la Süddeutsche Zeitung yaklaşık aynı başlığı atmış. Bir parça cesaretli olabiliriz diyor her iki gazete ve bunlar da tabii ki Merkel'in sözünü manşete çıkarıyorlar ve bundan sonra da pandemiyle yaşarken cesaretli ama dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorlar. Özellikle Süddeutsche Zeitung'da yer alan yorumlarda bir başarıdan söz ediliyor ve önümüzdeki dönemde hükümetin de tedbirleri elde bırakmadan süreci yönetmesi ve bu geçmiş dönemde de süreci başarılı bir şekilde yönettiğinden söz ediliyor. Handelsblatt ya ekonomi ağırlıklı gazete, biraz sermayenin de önemli bir şekilde takip ettiği bir gazete ve onun da başında bugün Almanya önlemleri gevşetti diye yazıyor ama özellikle işverenlerin bu süreçten çok bir şekilde memnun olduğunu, süreci desteklediğini yazıyor ama yeni bir konjonktür paketine dikkat çekiyor. Özellikle de otomobil tekelleri geçtiğimiz süreçten etkilendiklerini ileri sürüyorlar ve bu önümüzdeki dönemde insanların daha fazla otomobil alabilmesi için bir destek paketinin açıklanmasını, bir teşvik paketinin açıklanmasını istiyorlar. Bu konuda zaten hükümetle otomobil tekelleri arasında bir görüşme de yapılmıştı ama net bir sonuç elde edilmemişti. Önümüzdeki haftalarda yeniden tıpkı 2008-2009'daki kriz döneminde olduğu gibi bir akfrak premiye, yani hurda primi verebilir ve daha fazla otomobilin satılmasına yol açılabilir diye. Handelsblatt'taki bir diğer dikkat çekici haber ise Lufthansa'nın geleceği. Biliyorsunuz krizden en çok uçak şirketleri etkilenmişti. Bunların bir kısmı iptal etti. Bir kısmının da geleceği nasıl olacağı belirsiz. İşte Almanya hava yolu açısından önemli olan Lufthansa'nın devletleştirilmesi şu anda tartışılıyor. Devletin yeniden satın alarak işletilmesi söz ediliyor ama şu anki haberlere baktığımızda Hristiyan demokratlarla Hür demokratlar, liberaller yani Lufthansa'nın devletleştirilmesine karşı çıkıyorlar. Ama özellikle sosyal demokratlar ise devletin satın alarak Lufthansa'yı yaşatabileceğini söylüyorlar. Bu açıdan tartışma önümüzdeki günlerde devam edecek. Tabii ki bugünün en dikkatli gelişmelerden bir tanesi Robert Koch Enstitüsü'ne geldi. Robert Koch Enstitüsü biliyorsunuz koronavirüs dalgası yayılmaya başladıktan itibaren her gün neredeyse sayıları ve ülkedeki gelişmeleri açıklıyordu. Daha sonra bunu haftada 2 güne düşürdü. Bugün itibariyle yani 7 Mayıs itibariyle ise Robert Koch Enstitüsü artık açıklama yapmayacağını duyurdu. İhtiyaç durumlarını açıklama yapacak ama Robert Koch Enstitüsü artık düzenli açıklamalar yapmayacak. Koronavirüsle ilgili olarak bu konuda yetki Eyalet Sağlık Bakanlıklarında ve şehir sağlık dairelerinde olacak. Artık görevini yapmış bir şekilde basın toplantılarına son verdiğini bugün duyurdu. Bugünkü açıklamada Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schade açıklama yaptı. Eyaletlerin sorumlu olduğunu ifade ettikten sonra genel olarak tabii ki ülkede ölenlerin sayısı kısmen artmaya devam ediyor. 7.119 kişinin bugüne kadar hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerin oranı ise toplam vaka sayısıyla kıyaslandığında %4.3 olarak belirtildi. Tabii ki Almanya'da İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'ya göre Almanya'daki ölüm oranları tabii ki daha düşük. Ama önemli olan tabii ki bu süreç içerisinde nasıl devam edeceği konusunda ayrıntılı bilgilerin gelmesi gerekiyor. Bu süreçte yani yaklaşık 6-6,5 haftalık bir süreç yaşandı ve virüsün zirve yaptığı, sonra düşüş sürecine geçtiği dönem tabii ki Almanya'da siyasete de önemli bir şekilde etkisinde bulundu. Der Spiegel dergisi bu konuyla ilgili olarak bir araştırma yaptı. 21 Nisan'la 5 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 10 bin kişiyle bir araştırma yapmış ve bu sürecin nasıl değerlendirdiklerini sormuş. Genel olarak %53 sürecin yönetilmesinden memnun Alman halkının ve hükümetin de süreci iyi yönettiğini düşünüyor. Ama %35'lik bir oran ise durumdan ve gidişattan pek memnun olmadığını ya da çok az memnun olduğunu söylüyor. Bu tablo
en çok tabii ki hükümet partilerine yaradı. Anketlerdeki ifadeye baktığımızda özellikle Hristiyan Demokrat Parti'ye, yani Merkel'in partisine yaradığını söylememiz lazım. Koronavirüs başlamadan önce parti içerisinde iktidar ve klikler çatışması yaşanıyordu. Kimin partinin başkanı olacağı belirtiliyor, çünkü Annegret Kramp-Karrenbauer istifa etmişti. Laşet mi, Merz mi tartışması yaşanıyordu, ama şimdi CDU'da oy oranı %23-24'ten %37'ye kadar yükselmiş durumda ve bir sonraki hükümetin de büyük ihtimalle ortaklarından biri olmaya devam edecek. Bu sürecin en çok dikkat çeken partilerden birisi ise Yeşiller Partisi oldu. Aslında pandemi başlamadan önce Yeşiller Partisi'nin oy oranı %24-25, neredeyse ülkenin en güçlü partisi durumundaydı ve bir sonraki hükümetin Yeşillerin öncülüğünde kurulacağından söz ediliyordu. Ya da Yeşiller de mutlak bir hükümet ortağı olarak görülüyordu, ama bugünkü anketlere baktığımızda Yeşillerin oy oranı %14'e kadar düşmüş. Bu da CDU'dan kopan seçmenlerin daha önce Yeşilleri tercih ettiği ve Yeşillerden şimdi tekrardan desteğini çekerek CDU'ya destek verdiğini görüyor. Anketler en azından onu gösteriyor. Hükümetin diğer ortağı olan SPD'de ise çok fazla bir değişiklik yok. Önceden de zaten %13-14-15 bandında devam ediyordu, ama bugünkü anketlere baktığımızda SPD'nin oy oranı %16 civarında ve önümüzdeki dönemde de çok fazla değişiklik beklenmiyor. Aynı anketlerde sağcı milliyetçi AFD'nin oy oranının %11, sol partinin oy oranının %7,5 olduğu belirtiliyor. FDP'nin oy oranı da %7,5. FDP Türkiye'deki gelişmelerden sonra aslında epey oy kaybetmişti. %5'e kadar düşmüştü, ama şimdi o da bir artış gerçekleştirmiş, ama sol partinin de bu süreçte oy kaybettiği açık olarak görünüyor. Dolayısıyla pandemi sürecinin yönetme, Merkel'in kısmen soğukkanlı davranması, süreci kontrol altında tutmasının Hristiyan Demokratlara yaradığını, hükümet partilerine yaradığını görmemiz lazım. Ama pandemiden sonra devam edecek süreç acaba ekonomik ve siyasi gelişmeleri nasıl etkileyecek? Çünkü neredeyse 1.2 trilyonluk bir paket hazırlanmıştı ve bu paket çerçevesinde pek çok alana bütçe aktarılmıştı. Ama bu sürecin ortaya çıkardığı en önemli noktalardan bir tanesi, Almanya'da işsizlik artmaya devam ediyor. Önümüzdeki sürecin en önemli noktalarından bu olacak ve şimdiden yaklaşık olarak 350-400 bin insanın işini kaybettiği belirtiliyor. Kitlesel işsizlik yeniden kapıda görünüyor. Hükümetin de bu konuda net bir çözümü zaten yok. Dolayısıyla Almanya'da önümüzdeki 2021'in Eylül ayında yapılacak olan genel seçimlere kadar tablo değişebilir. Ekonomik sosyal sorunlar artabilir diye düşünüyoruz. Bunları önümüzdeki günlerde tekrardan konuşmaya, değişik vesilelerle konuşmaya devam edeceğiz. Arayacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.